Ay Zahmet şimdi. Narin gelince ben seninle konuştuğumu söylemek durumunda kaldım. Dedim ki ona... Yani Şahide'nin şeyi var ya, düğünü, nikah, ona çağırmak için şey yaptım dedim. Aradım dedim, sen de bozma beni, tamam mı? Heh, kısaca anladın herhalde. Yarın nikahı var Şahide'nin saat 1'de Kadıköy'de. Toplanıp gelin. Kız yalnız kalmasın, olur mu? Tamam tamam, geliriz. Sana da tatlı rüyalar. Tamam, kapat. Ya sen kapat. Tamam, önce sen kapat. Ya kapat kızım hadi Allah aşkına ya. Lan liseli gibi oldu. Şu halimize bak ya. Allah Allah. İyi geceler. Öylesin aradım işte. Hadi bay bay. Niye yatmadın birader? Yerini mi yadırgadın? Gün başında bekledim sabaha kadar. Ne yapıyor şimdi? Uyuyor. Abi kahvaltı hazırlattım isterseniz. Tamam birader, bu kadar sıkıntı yapma kendine, gözünü seveyim ya. İlk terk edilen kız o değil. Herkes de böyle keçileri kaçırmıyor ayrıldığı zaman. Doktorla konuştum. Genetik yatkınlık diye bir şey varmış. Çok gençti. Çok bağlanmıştı bana. Üstelik yabancı bir ülkedeydik. Bana göre ciddi bir ilişki yoktu ama harap etmişiz işte kızı da. Tabii. Senin aklın Narin'deydi. Benim mallığım yüzünden Narin'den ayrılınca çektin gittin. Hepsi benim yüzümden oldu Fırat. Hepsi benim yüzümden oldu. Eğer sen bir baltaya sap olamadıysan var ya, onun sebebi benim. Irmak da bu yüzden acı çekti. Bu kız da. Senin kaderin Narin'le yazılmış Fırat. Narin'den başkası olmazdı sana. Evlendiniz mi? O Narin'le. Bana ona aşık olduğunu söylemiştin. Beni onun için bırakmıştın. Evlendiniz mi? Neyse. Nilillesin diye elimden gelen ne varsa yapacağım. Muhsinem bana yaptıklarının cezasını çekecek. Sen niye o adamı buraya getirdin ki abi? Emniyete teslim etmeliydik. Geceden beri Ali arayıp duruyor. Neler çeviriyorsunuz Allah aşkına? Aleyküm selam Atıf kardeş. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Kusura bakma Atıf. Sana bir teşekkür edemedik. Delikanlı adam mısın? Bütün bağlantıları buldun, bize yardım ettin. Atıf sayesinde mevzuyu çözdük. Kusura bakma. Biz seni suçluyorduk ama Can abiyle ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ya bırakın şimdi Tata Bey, özürler, teşekkürler falan. İnsaniyet namına bir şey yapalım dedik. Yine beni pisliğin içine bulaştırıyorsunuz. Bak bu sefer gerçekten kötü olur. Ya da söyleyin neyin içine bulaştırdığınızı, ben de bileyim. Getirin şu adamı. Şu bana gösterdiğin haberi Fırat'a da göstersene. Bu haber 2003 yılında bir Amerikan gazetesinde çıkmış. Ne mi bu? Ona bakamayacak kadar hastaymış. Çocuğun ölümüne neden olmuş. Günlerce bir insan ölü bebeğin başında nasıl oturur? Üstelik benim çocuğummuş. Sinan'ın sende niye ters gittiği ortada. Sinan'ın kızı bulduğu manzara feci. Bunu ile önce ailesini uyutmuş. Fırat'la güzel bir ilişkimiz var demiş. Hamileyim demiş, evleneceğiz demiş. Yaza geleceğiz demiş falan filan. Ailesi de merak etmiş. Sinan da o zaman gencecik bir çocuk. Git demişler, kardeşine sahip çık. Durumları da yok. Kız galiba burslu okuyormuş Amerika'da. Sağdan soldan para bulmuşlar. Sinan'ı göndermişler Amerika'ya. Çocuk yurda gelmiş. Yurdun kapısını açmış. Manzara mı? Çocuk o zaman yemin etmiş.
bunların senden almaya. Kardeşini o halde görünce adam ne yapsın? O da kafayı yemiş. Yapacak bir şey yok. Onun yüzünden suçsuz bir kadın öldü. Ben ilk kere ölümün eşiğinden döndüm. Böylece seni zehirleyenin kim olduğu da ortaya çıkmış oldu. Biliyorum. Ama beyler bu iş polislik değil. Onun cezasını ben vereceğim. Başka bir ceza vereceğim. Böyle hapishanelerde falan çürümeyecek. Olay bir aile faciası. Bu tip durumlarda iki kere düşünmek gerek. Ve bütün bu olayın sorumlusu benim. O yüzden bu olayı ben çözeceğim. Artık senin kılına zarar veremez. Sinanlar kardeşin gibi hasta. İkisi de tedavi olacak. Başka çareleri yok. Sen de deli olduğun için delinin halinden anlıyorsun tabii. Abi bak bu adamın sana da zararı dokunur. Durduk yere katil olursun. Bırak teslim edelim emniyete. Lan Allahsızlar! Rahatsız rahatsız konuşmayın. Ne yapsın adam? Kardeşini bulmuş kucağında ölü bebekle. Anası duyunca kalpten ölmüş, babası inme geçirmiş. Kız onca sene Amerikalarda hapiste yatmış. Tedavi olmak için ülkesine gelmiş. Lan siz ne yapardınız? Onu kapandı. Onun cezasını ben vereceğim. Kimse karışmayacak. Kızların da bundan haberi olmayacak. Bu konuda Serenet Bey'e katılıyorum. Gel Sinan gel. Artık emekli oldun Sinan. Şirketin kapandı. 5 kuruş paran yok. Adamlarını da ben aldım. Kardeşin de sen de tedavi olacaksınız. Uslu bir çocuk olursan 15 günde bir ablanı görmene izin veririm. Biraz misafirim olacaksın. Özüm üzerinde Sinan. Beni burada nasıl tutacaksın abi? O kolay Sinan. Sıkıntı yok buna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.